Han aradı. Gelemeyecekmiş. Yani yetişemeyeceğim dedi. Neden? Neredeymiş? Ne olmuş? Niye böyle bir şey yapmış abla? Şehir dışındaymış. Bir arkadaşının babası vefat etmiş. Onun cenazesinde yanında olması gerekiyormuş. Mümkün olsaydı burada olurdu Safiye. Biliyorsun sen de, hadi sıkma canını artık. Üzme kendini. Hangi arkadaşının? Tanımıyormuşsun sen, Yusuf diye biri dedi. Yusuf. Allah Allah. Kim ki o? Kimse kim. Tam da ölecek zamanı bulmuş. Baba öyle deme, günah. Neyse, Allah rahmet eylesin. Allah sıralı ölüm versin. Ölümden kaçış yok. Bir gün hepimizin başına gelecek. Bana sıra gelmeden şu işi tamamına erdirebilseydik. Baba tamam, şimdi bu konuları kapatsak mı artık? Neriman'ın diplomasını eline aldığını göreyim. Yeter. Başka bir şey istemem. Anın tuzu kuru. Bir eli yağda, bir eli balda. Nasıl anlamadım? Ne balı o? Hocam siz ne yaptınız, ev işini çözebildiniz mi? Tuttuk sayılır. Akşam gidip anahtarı alacağım. Aa, ne güzel, hayırlı olsun. Sağ ol. Tutulmadan biz de görseydik. Kızım rahat edebilecek mi o evde, bir baksaydık. Haklısınız Hikmet amca. İstediğiniz zaman gider görürüz. Zaten çok uzak değil. Beşiktaş'ta. Kaça tuttun? Depozito istediler mi? Baba şimdi bu soruların zamanı değil. İstersen... Aman iyi, tamam. Sormadık. Evet. Ne diyorduk? Kombili mi? Onu da söyle, susacağım. Evet Hikmet amca, kombili. İyi. Kafanıza göre yakarsınız artık. Kusura bakmayın Memduh Bey. Sözünüzü kestim. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Evet diyordum ki... birbirini seven bu iki değerli insanın... evliliğe ilk adımı atmalarında benim de bir katkım olacağı için çok mutluyum. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... kızınız Safiye'yi oğlumuz Naciye istiyoruz. Baba, senin sıran, sıra sende. Daldı herhalde ya. Baba. Hikmet baba. Bu hayatımın en zor kararı olacak. Onun için düşünüyorum. Buradaki birkaç kişi Safiye'yi tanır. Ama kendi kardeşi bile bilmez onun içindeki çocuğu. Bana kelebeği hatırlatır. Kanatları rengarenk, hafif, yüksüz, hevesli. Sizler o Safiye'yi bilmezsiniz. Ama ben bilirim. Bir de Naci bilir. Kelebekler kozalarından çıkarlar. Ama bizde tam tersi oldu. Benim canım kızım.
kelebeğin kozasına saklandı. Şimdi ondan tekrar çıkmaya hazırlanıyor. Senin onun kanatlarındaki renkleri soldurmayacağını, benim yapamadığımı yapıp onu koruyacağını papatyaları ondan esirgemeyeceğini adım gibi biliyorum oğlum. Bu yüzden diyorum ki gençler gözlerini açar açmaz birbirlerini görmüş, sevmiş. Bana da ancak mutluluk dilemek düşer. Verdim gitti. O zaman hayırlı olsun. Ay çok şükür. Baba çok güzeldi. Memduh Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Baba. Ben de tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Hocam. Burası başınıza artık. Hocam. Teşekkür ederim hocam. O zaman hadi fotoğrafınızı çekeyim. Olmaz, hep beraber. Selfie yap. Aa. Evet, Han da görmüş olur. Gel tamam. Şöyle çık, gel. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Kapatma bunu. Naci ne yapıyorsun? Babam yanımda. Safiye. Ben bir daha bu evi hiçbir zaman bırakmayacağım. O da bunu çok iyi bildiği için güvendi bana zaten. Baban haklı aslında. Evi görmeye gelmek ister misin? Yok, benim yemek yapmam lazım. Yaşayacağın yeri merak etmiyor musun peki? Ediyorum da Han da yok şimdi. Baba da yalnız yani, onu bırakamam. Sen git bana anlatırsın. Peki. Nasıl istersen. Tomris beğendi ama değil mi? Beğendi ama orada kalmayacak. Nasıl, neden? Annesiyle beraber gitmeye karar verdi. Konuştum ama ikna edemedim maalesef. Benim yüzümden. Hayır Safiye, senin yüzünden değil. Annesine bırakamadı o yüzden. Ama
tatillerde benle kal... Bizle kalacak. Öyle anlaştık. Anladım. Hayırlısı olsun. Nikah kalacak ama Safiye. Elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. Malum yeni okula başlayacak. O zaman gideyim.